Merhaba değerli dostlarım, Eyüp Hoca ben kısa kısa Türkçe serisine ünlü ünlü kök değişimi ya da ünlü kalınlaşması konusuyla devam ediyoruz. Ünlü değişimi, kök değişimi, ünlü kalınlaşması, kökte ünlü değişimi hepsi aynı şeydir ve sadece ve sadece iki tane kelimeyle alakalıdır. Nedir hocam o iki kelime? Ben ve sen zamiri. Başka kelimelerde de ünlü değişimi vardır ama siz bu ikisini bilin yeterlidir dostlar. Şimdi ben size bunun etimolojik bir tarihi açıklamasını yapacağım. Daha önceki videolarda sadece örnekleri verip geçmiştik. Yani ünlü değişimi, kökte ünlü kalınlaşması, kök değişimi vesaire vesaire e, duyduğunuzda bana sana bunları bulun ve işaretleyin deyip geçmiştim. Burada biraz detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi bakın dostlar. Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve sondan eklemeli dillerde kökler sabit, ekler değişkendir. Ev, evde, evi, evcil. Bak kök hep aynıdır, ek değişir. Fakat İki tane kelime bu duruma aykırı. Bana, sana. Kökü ben, sen. Kök nasıl oldu da değişti? Şöyle. Aslında kökte bir değişim yok. Nasıl oluyor bu iş? Ta Göktürk metinlerine baktığınızda bu kelimelerin manga, banga, manga, burada bir nazal ne var? Bana olarak günümüze kadar geldiğini görüyoruz. Ve o metinlere baktığımızda mesela manga kelimesi en eski hali. Bunda herhangi bir ek yok. Kelime zaten bu haliyle bu haliyle üzerinde ek yok yalın halde bu ek yok günümüze bana şeklinde gelmiş biz günümüzde diyoruz ki bu bana kelimesi ben yönelme hali eki aldı ve böyle oldu diyoruz aslında böyle bir durum yok yani göktürk metinlerine bakacak olursak bana sözcüğünde ek yok zaten yalın halde bu sözcük anlatabiliyor muyum aynı durum sana kelimesi için de geçerli kelimenin orijinali sanga sanga sana ve biz günümüzde diyoruz ki sen sene değil de sana diyoruz. Yani işin tarihi açıklaması bu. Bu kelimeler yalın haldedir. Üzerinde haliki yoktur. Açıklaması bu. Fakat biz ne diyeceğiz? Hayır. Bunlarda yönelme hali iki var. Kökleri sen ve bendir. Yönelme hali iki almış ve kökleri değişmiş diyerek açıklıyoruz dostlar. Tamam. Kökte ünlü değişimi, ünlü kalınlaşması, kök değişimi mevzusu budur. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın dostlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.